Ne oldu? Nereye böyle? Sen nereye gidiyorsan? Hiçbir fikrim yok. Müteahhitin adamları sinemayı basınca. Bir an önce yola koyulalım öylesi. Geceyi geçirecek bir yer bulalım. Bir otel. Şuna ne dersin? İyi de Nefise nerede kalacak? İlk önce seni güvenli bir yere bırakalım. Yalnız. Şimdilik. Olmaz. Peki ya? Evden çıkar çıkmaz ayrılmak için düşmedim senin peşine. Ben atı bir yer bulup hemen. Nerede? Bilmiyorum, bakacağım. Birlikte. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz, buyurun. Bir gecelik oda istiyorum. Hay hay. Kayıt için kimliğinizi alabilir miyim? Tabii. Siz beklemeyin. Arkadaşımız odanıza çıkarsın sizi. Kaydınızı yapar yapmaz ben kimliğinizi getiririm. Peki. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şuna bak, saray gibi. Ama Nefise'yi çıkartamayız. Gel bir de şuna gidelim. Ne oldu? Bizden başka sakinleri var mı diye bakınıyorum. Yersiz yurtsuzların özel mülküdür bakarsın. Mağdur etmeyelim. Hususi hayatlarına girmeyelim. Güvenli görünüyor. Galiba bir süre buradayız. Canım, geç oldu, yatalım mı artık? Neden? Yarın yapacak bir şeyimiz mi var? Bir yerlere mi yetişeceğiz? Yok ama bir işin olsa fena mı? Tamam. Palyaço Refik'le konuşurum. O bana bir şeyler ayarlar. Bahtiyar, nereye? Palyaço'ya bakacağım dedim ya. Bekle, ben uyuduktan sonra çıkarsın. Tamam. Biz kadınlar çok şey istemeyiz. Azıcık yüzünüze gülünsün yeter. İnanın böyle bu. Kendimden biliyorum. Ben de ilgi istiyorum. Güler yüz istiyorum ama daha önemli şeyler var hayatta. Hmm.
eğer cebin boşsa ben de kendimden biliyorum. Hiçbir kadın gülümsemez sana. Hayır Altan, abartıyorsun. Bu kadın erkek mevzuunda kafan çok karışık senin. Karma karışık. Alo? Buyurun efendim. Hayır hanımefendi, yanlış numara. İyi geceler efendim. Of be Şadiye. Ben yalnızlığa alışmıştım. Neden gelip benim düzenimi bozdun? Madem geldin, neden çekip gittin? Kimliğinizi getirdim. Teşekkür ederim. Siz iyi misiniz? Evet, iyiyim. Bir sakinleştirici falan ister miydiniz? Yok. Teşekkürler. Peki, siz bilirsiniz. İyi geceler. Ne oluyor böyle ya? Ama saçmalık bu. Kendimi çok fazla tuttum. Kaç sene. Ağlamak istemiyorum. Şahane bir çıkıştı. Hani zengin kalkışı derler ya. Aynen öyle işte. Hiç hesapsız olduğu gibi. Arkamıza bile bakmadan. Hoş sen bir ara duraksar gibi oldun ama. Zaten kafamız durmadan ne yapsam, nasıl yapsam diye sormaktan karma karışık. Bir an yoksa dönüyor muyuz dedim kendi kendime. Neyi çok inceleyip sık dokusak elimize ayağımıza dolanıyor ya. Neyse. Kolundan tuttuğum gibi nasıl kaçırdım seni buraya? Sen beni kaçırdın mı? Ya ne sandın? 40 yıl plan yapsam bu kadar iyisi aklıma gelmezdi. Keşke o kadar cesur olabilsem. Ne güzel. Baktım gidiyorsun, bu son fırsat dedim. Yap ne yapacaksan. Düştüm peşine. Sen cesur olmasan Asiye, şu yaşadıklarımızı göze alamazdın. Sen bu kadar cesur olmasan. Eşiğini kimler aşındırmadı ki şimdiye kadar? Aman kendimi sağlama alayım diye çoktan kapılanırdım birine. Dur biraz da ben öveyim seni. Mesela sen... Nasıl desem? Çok şey. Allah için bir tane de meziyetim olsa ya. Bak sen bile bulamadın. Şaka yaptım be. Yoksa yanında işim ne? Sana hiç sebep yokken güvendim. Sonra sabrın güvenimi haklı çıkardı. Kimseler bilmese de sen oraya o sinema boşluğuna benim için gelmiştin. Kendimce buna inandım. İnadın sevgimi haklı çıkardı. Ben de şöyle yakışıklısın, böyle güzelsin diyeceğini sanıyordum. Çok çirkinsin. O sinema kadar. Gösterdiğin filmler kadar. Benim kadar. Nefise, bir şey mi var? Nefise? Ne oldu kızım? Hı? Başka yer mi yok? İstanbul çöplük dolu. Çöp dolu çöp. Şerefine babalık.
Ne düşünüyorsun? Hiç. Sadece seviniyorum. Nihayet en sonunda başladık. Oysa ben sana ne aydınlık mekanlar vaat etmiştim. Önemli değil. Üşüyor musun? Tam tersine, ateş bastı her yanımı. Aynen benim de öyle. Ne oldu? Çeyizlerim aklıma geldi. Hiç bir eksiğim yok diye övünüp dururdum biliyorsun. Onları kullanacağım günleri düşünürdüm. Şu halimize bak. Kısmet bir gemide kavuşmakmış. Gel artık. Serseriler, yıkıklar, tuhaf oldu, tuhaf. Ulan bu da nereden çıktı be? Bu şehir bir tuhaf oldu, tuhaf. Yaşanmaz, yaşanmaz. Sana ne? Ha? Burası benim. Benim. Buraya sığındık senin gibi. Başka bir yer bulun. Bir daha at öyle mi? Anlaşılan sen kalıcısın burada. Yok öyle yağma. Hadi toparlanın bakalım. Koskoca İstanbul'da gidecek başka yer mi kalmadı ha? Hadi. Hadi çekil arabanızı hadi. Hadi be. Ne var? Müsaade et, sabaha kadar. Olmaz. Neden? Çünkü yorgunum. Bütün gün çalıştım. Siz buradayken uyuyamam. Sizi tanımadan uyuyamam. Kimsin, necisin? Allah bilir peşinizde insanlar vardır. Birazdan buraya üşüşürler. Hadi, yallah, hadi. Hadi, sizin yüzünüzden huzurumu kaçıramam. Hadi. Hadi be. Ver şunu biraz, ver ya, ver. Yavaş iç çüller. Tamam, yavaş ol. Al. Oo, şu ata bak. Kaçak kesim yapıyorlar. Kaçak kesim mi? Evet. Korkacak bir şey yok aslında. Yerlerde kesiyorlar bu hayvanları. Allah! Hamis kuzu eti diye sana bana kakalıyorlar. Yok ya. Sonra deli dana, dallama kanguru. Artık ne kadar musibet varsa. Oğlum bıraksana. Onu ben gördüm. Onu önce ben aldım. Oğlum bıraksana. O benim lan. Bırak diyorum lan sana. Oğlum o benim diyorum sana ya. Ulan çek. Bırak lan. Şunlara bak Asiye. Bir kağıt parçası için neredeyse birbirlerini öldürecekler. Biz güya kavgacıydık. Ne çabuk çıktık sinemadan, mahalleden, şu gemiden. Gel benimle Asiye. Yine mi siz be? Evet, yine biz. Gücün yetiyorsa gönder bakalım. Bakın şakam yoktur benim. Benim de hiç yok. Son kez söylüyorum. Hemen çıkın yerimden. Canınızı yakarım. Burası yarına kadar bizim de yerimiz. Sonra ne halin varsa gör. Çık diyorum. Çıkmıyorum. Sen istedin bunu. Beni rahatsız etmeyin demiştim. Buraya kadar. Biraz gürültü olacak ama ne yapalım? Kulaklarınızı tıkarsınız. Saymaya başlasana. (Gülüyor)
Sahici değil. Tatbikat bombası. Şaka yaptım. Hadi geçin. Madem bir gecelik neden paylaşmayalım? Üstelik dışarısı da çok soğuk. Hadi geçin geçin. Bugün buldum bunu. Öyle şeyler atıyorlar ki inanamazsınız. Tuhaf şehir oldu burası, tuhaf. Oo, yara bizim mahalle gibi olmuş. Canın yanıyor mu Sefer? Mühim değil abi, nasıl olsa kapanır. Kapansın, izi kalsın. Ama böyle giderse bizzat elin kendisi kalmayacak. Eski köprünün civarındaki her yere bak. Atla sığınabilecekleri her yere, tek tek. Yoklar. Belki atı bir yere bırakıp ikisi... Neyse, o tarafına girmeyelim. Nusret Baba nasıl? Bugün giden oldu mu yanına? Ben şöyle bir uğradım. Sağ taraf bildiğiniz gibi. Konuşması hala bozuk. Ben diyorum, pek koz kamu vicdanı. Oradan vuracağız. Kamu vicdanı diyorsun da, o ne Allah aşkına? Kuş mu, balık mı? Senin vicdanın benim vicdanımla yan yana gelip... ...sap tuttuklarında canımın içi... ...kayda değer bir durum çıkıyor ortaya. İş ki hakim bizi ciddiye alıp... ...bu durumdan vazife çıkarsın. Gerisi kelime oyunu. Beyler, önce birinin çıkıp itiraz etmesi lazım. Yoksa bu durum hakime malum olacak değil ya. Sultan. Nusret Baba sinemanın tapusunu ona verdiğine göre... ...itirazı da sultan yapar abi. Peki tapu nerede oğlum? Sultan nerede? Palyaço bana iş ayarlar ayarlamaz Işıl. Şöyle bir yemeğe çıkarız seninle. İlk kez. Baş başa. Yalnızız artık. Asiye gitti. Yolu açık olsun. Güzel kardeşim benim. Akıllı kardeşim. Sultanı yola getirir o. Senin beni adam sınıfına soktuğun gibi. Hadi uyu kızım. Ben gidip biraz kafa yorayım. Bu gece takılanlar mı bunlar? Ha, doğrusu bu kadar beklemiyordum. Oğlan tarafı cömert, kız tarafı yoksul. İyi takı çıkmış. Bunlarla da epey idare edersin. Farkında mısın? Son birkaç yılında hep takılarla idare ettin. İlginç bir geçinme yöntemi. Ne demek istiyorsun? Ne kadar evli kalacağın takılara bağlı. Ama bu seferkinden umutluyum. Yani bunun daha düğünü var. Nereden baksan herhalde yılbaşına kadar idare Nazlım, edersin. Yakında ayrılacağız. Kötü bitmesin. Yarın bir gün başın sıkışır, bir ablam vardı dersin. Ya, değil mi? Hemen yetişiverirsin. Daha önce olduğu gibi. Abla, sen kendine hakim ol yeter. Ha, bu arada yarın gelip evin satışı için imza at. Tamam mı? Ne oluyor ya? Ben hiç böyle ağlamazdım. Ama biliyorum. Hep o aptal mali yüzünden. Peki ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Kim o? Kim var orada? Şadiye sen misin kızım? Şadiye? Gece vakti hayırdır inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alo. Dursun benim. Uyandırdım biliyorum ama çok kötüyüm ya. Bütün gece sesleri dinlemekten. Vallahi gözümü hiç kırpmadım. Ya sen gel ya ben sana geleyim ha? Tamam geliyorum. Hadi aç kapıyı hadi.
Hay Allah razı olsun kardeş. Şu sokağın haline bak Nuriye. Asiye yok, Eko yok, Şadiye yok. Ne oluyor yahu? Hadi gel, hadi gel. Kimin hikayesiyle başlıyoruz? İyisi mi? Hikayesi en acıklı olan başlasın. Yani ben. Anlatacak bir şey yok. Şimdi siz kaçıyorsunuz. Peşinizde de birileri var, öyle mi? Hayır. Ama öyle görünüyor. Sanki kızı atının terkisini atmışsın da... ...sonra arkana bakmadan... Siz söyleyin. Kocaya mı kaçtınız? Evet. Ya öyleyse. Öyleyse yeni geline küçük bir hediye. Küçük bir hediye. Ama ne? Küçük bir hediye. Ama ne? Buyurun. Buyurun. Bunlar sizin. Geline aydınlık yaraşır. Aman ne güzel bir gece bu. Damada da bir hediye tabii. Buyur, bu da sana. Al. Bu sana gerekebilir. Kendimi savunmak için bende neler var görsen dudakların uçuklar. Hepsini de sokaklarda buldum. Dedim ya. Çok tuhaf bir yer olmaya başladı bu şehir. Al. Kiminle karşılaşacağın belli mi? Benim de bir hediyem var sana. Para almam. Para değil. Al. Merhaba Necati abi. Merhaba. Ne haber? Ne olsun be oğlum? Haberler sizde. Asiye'yi mi diyorsun? Konuşmaya başladın mı dedi. Kimsenin bir şey dediği yok. Hem kime ne? Aslında bana sorarsan geç bile kaldı çocuklar. Sen bu yüzden mi çıkmıyorsun kahveye? Bir de... Acil iş bulmam lazım abi. Öyle palyaço Refik'le falan olacak iş değil bu. İyi ya işte. Yarın bakarsın bir şeyler. Öyle yapacağım. Gidip bütün dükkanları tek tek dolaşacağım. Tek tek kafamı sokup adam lazım mı abi diyeceğim. Bu da zoruma gidiyor be abi. Neden? Nerelerine yakıştıramıyorsun? Bak oğlum. Ben de senin gibiydim. Bir gün baktım kendimi ciddiye almaktan kas katı kesileceğim. Hiçbir şey değilim ama kıl aldırmıyorum burnumdan. Bedelini ödedik tabii. Nerene zor geliyorsa kesat oralarını Bahtiyar.
Deve kuşu çiftliğiymiş, taksi filosuymuş. Mazeret bile değil. Yalan bunlar. Necati abi, ben... Makul bir sayfa aç oğlum. Makul, alçak gönüllü bir sayfa. Önemli olan da bu. Hiçbir vasfın yok. Hem de incilerin dökülmesini istiyorsun. O deve kuşlara bile güler bunlar. O kadar mı Necati abi? Biraz ağır kaçtı ama... o kadar. Eko. Al bakalım. Bekçi babam benim ya. Yeminle sen bir tanesine. Bir taneyim tabii ya. Bütün bekçileri geri hizmete çektiler. Kimi odacı, kimi evrak takipçisi oldu. Bir tek ben kaldım sokaklarda. Bekçi baba ya. Annem nasıl? Sana selam var. İyi, çok iyi. Merak etme. Peki o diğer olaylar? Hani üstüne yıkıldı, yıkılacak dediğin? Bana doğru söyle Eko. Sicilin var mı senin? Yani sabıka kaydın. Bu son olayı saymazsak yok. Oo, dur bakalım. O daha kayıtlara geçmiş değil. Yarın savcı seni bir daha görecek. Hele bir mütalasını versin de. Hadi soğutma çayını. Yürü! Bırak! Ya yürü! Yürüsene! Ya Allah'ım ya! Hadi! Ya yürü! Çöp kutusu amirim dolmuş da. Çay boşları da olacak. Onları da bir zahmet alır mısın? Baş üstüne. Söz konusu mahallede aynı gece birbirini mütakiben meydana gelen otorsuzluklarının aynı kişinin yapmış olabileceği kuvvetle muhtemel görülüp tanık ifadelerine göre Allah'tan tam zamanında el koymuşum. Tam zamanında. Dursun. Dursun. Bak ne diyeceğim. Sen Eko dönünceye kadar bende kal ha. Burada kız birbirimizi yeriz. Ne yapalım? Yoksa vesveseden ölüp gideceğim. Ne oldu sana? Ne bileyim ben. Şadiye'ydi, babası, nişanlısıydı derken bayağı gürültülü bir ev oldu burası. Canlı, yaşayan bir ev gibi oldu. Ama birdenbire kesildi sesler. İçime bir korku yerleşti, ne dersin? Yarın taşınır mısın? Yemin ediyorum ev sahibi yapmayacağım ha. Kardeşim gibi. Gel yerleş. Hı? Bir düşüneyim bakayım. Böyle havalarda evi barkı olana ne mutlu. Sizi merak etmişlerdir şimdi. Sizi merak edecek birileri var mı? Yakında öfkeleri geçer, onların arasına dönersiniz. Sahi, yanınızda bir at nereye gidiyorsunuz? Henüz bilmiyoruz. Bir kararınız yok mu, bir plan? Hayır. Hayata atılmak diye buna derim işte. Tebrikler. Peki bir amaç? Bir amacınız vardır mutlaka. Doğrusu biz öyle birdenbire... Neye güveniyorsunuz? Birbirimize. Güzel cevap ama yetmez. Dışarısının nasıl olduğunu bilmiyorsunuz. Göze aldık. Kaybedeceklerinize değmez. Başka çaremiz yok. Yoksa burayı mı gözünüze kestirdiniz? Olmaz! Anladınız mı? Burayı kimselere kaptırmam. Kimselere! Bir gecelik dedim. Şimdi sizi yalnız kalmanız lazım. Gidiyorum. Ama dediğim gibi şimdilik. Evimi kimse elimden alamaz. Güzel hediyeniz için teşekkürler. Ha, eşyalarımın arasında beğendiğiniz bir şey olursa çekinmeden alabilirsiniz. İyi geceler.
Sonunda baş başa kaldık. Adamı görüyor musun? Babasını malı gibi sahip çıkıyor gemiye. Belli, yaşadığı her yere anında kök salıyor. Boş ver onu. Biz yan yana olalım yeter. Öyle. Bir yerimiz olursa Sultan, bu serseri gibi tırnaklarımızı geçirelim orayı. Onun gibi kök salalım. Yoruldun mu? Evet. Çok soğuk. Uykum da geldi. Oysa biz bu gece... Böyle sürgünlerde olmaz Asiye. Kendi kapımızı üzerimize kapatmadan olmaz. Evet. Bak gördün mü? Boşu boşuna sevmiyorum seni ben. Güzel Asiye'm kuytulara kaçırmış beni. Oralarda sızmış. Kusura bakma baba. Rahatsız ettik. Sağ ol. Benimki uyanır uyanmaz gideriz. Burada mısın Dursun Ana? Evet. Ben de şimdi senin kapını çalmaya geliyordum. Hayrola ne var? Eko'yu diyecektim. Çok iyi, hiç merak etme. Oh çok şükür yarabbim. Ha, bir de onun hakkında verilen ifadeleri okudum dün gece. O evraklardan hiçbir şey tutturamazlar. Gönlünü ferah tut. Ah, ben dememiş miydim? Benim oğlum öyle pis işlere karışmaz dememiş Hadi miydim? Eyvallah. Nuriye! 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 Kalk şekerim kalk. Şöyle ağız tadıyla iki laf çatalım da pasımız silinsin. Kız kalksana. Kalk dedim bak. Vallahi döküp saçacağım ne kadar züccaciyem varsa. Kız kalksana kız. Ne tembelsin be. Bahtiyar. Işıl. Saati duydun mu? Hayır. Neden? Çünkü ben ondan daha çabuğum. Bahtiyar iyi misin? Bomba gibiyim. İş arayacağım bugün. Sabaha kadar düşünüp hazırladım kendimi. Gözüme kestirdiğim her mekana girip soracağım. Abi adam lazım mı diye. Ayıp değil ya. İş arıyorum. Akşama görüşürüz Işıl. Ben hayatımda makul bir sayfa açıyorum Işıl. Sen de organize ol. Kahvaltı hazırlasaydım sana. Ben bir şeyler atıştırırım. Sen keyfine bak. Karnındakini büyüt.
Selam aleyküm. Hayırlı işler. Aleyküm selam. Sağ olasın. Ne güzel. Tertemiz bir iş bu. Temizdir bizim işimiz. Peki adam lazım mı abi? Ne iş gelir elinden? En kral kapıyı açarım. Düz kontak yaparım. Ben ne iş olsa... Ne iş olsa yaparım ha. Ama bu elimden hiçbir iş gelmez demektir değil mi? Geliyorum. Her zamanki gibi tam zamanında. Siz misiniz? Nihat'ı bekliyordun değil mi? Ne yapalım? Bunu da kötü bir sürpriz say. Hemen konuşmamız lazım. Nihat nerede? Nihat zorlamasaydı bunu sana getirmezdim. Ama evlat işte ne yaparsın? İnsan kıramıyor. Ne o? Nihat nişan yüzünü iade ediyor mu sandın? Nerede o günler? Keşke öyle olsa. Evet, konuşmamız lazım. Nedir o? Nihat yanına gelemeyecek kadar rahatsız. Bunu sana sevgisini, ilgisini hatırlatmak için yolladı. İyileştiği zaman gelip kendisi alacakmış. Böyle sokakta mı konuşacağız? Daha önce alıcı gözüyle hiç bakmamıştım evinize. Farkında mısın? Sen daha bizim yaşantımızı görmedin. Ama oğlumla evlenmek üzeresin. Bu benim Nihat'la aramda bir şey. Gelinimiz olmak üzeresin. Siz hiç kavga ettiniz mi? Efendim? Duymadın mı beni? Hiç kavga ettin mi diye soruyorum. Bir kadınla kavga etmek zorunda kaldın mı? Hayır, sanmıyorum. O zaman hareketlerine dikkat et. Böyle kurumla benim evimde dolaşamazsın, anladın mı? Sözlerine de dikkat et. Yoksa o saçını başını yollarım, haberin olsun. Anlaşıldı. Medeni iki insan gibi karşılıklı konuşamayacağız. Kime diyorum ben? Peki, tamam. Zaten bir teklifle gelmiştim sana. Sonra hemen gideceğim. Evet. Dün sana takılanlar az da olsa belki bizim eşimiz dostumuz hakkında sana bir fikir vermiştir. Gördüğün gibi biz kaliteli insanlarız. Diyeceğim, takıların hepsi sende kalsın. Hepsi. Yeter ki o getirdiğim yüzüğü bana ver. Mazeret de söyleme, ben gerisini hallederim. Anlamadım. Anlamayacak ne var? Takıları al, oğlumu bana ver. Neden böyle yapıyorsunuz? Çünkü oğlumu sevmediğini biliyorum. Nasıl? Nereden bilebilirsiniz ki? Özür dilerim ama seni kirlenmiş buluyorum. Sevgi dediğin öyle erkekten erkeğe koşmaya benzemez. Ne yapmamı önerirsiniz? Çekilin. Bütün parayı, takıyı alıp çekilin. Çünkü sizi istemiyoruz. Siz bizim dengimiz değilsiniz. Evet. Nihat'ın duygularının hiç mi önemi yok yani sizin için? O senin bedenini istiyor. Erkek işte. Yoksa sen kendinde başka meziyetler mi buluyorsun ha? Aşağılık sürtük. Beni aşağılamaktan zevk alıyorsun değil mi? Hayır. Alıyorsun. Her halinden belli bu. İçimi biliyor musun? Kalbimi, terbiyemi biliyor musun ha? Alın yazımı biliyor musun? Ay, canımı yakıyorsun. Benim yanmıyor mu sanıyorsun ha? Benimki yanmıyor mu? Taştan mıyım ben? Bırak. Senin kokulu kalbinden daha mı kötü benim kalbim ha? Bırak. Söyle. Benim. Söyle. Söyle. Söyle diyorum sana. Allah seni doğdu. Bırak. Hadi anne, hadi. Tamam, hadi. Gülsün. Bırak Allah aşkına. Söyle diyorum, söyle. Ne oluyor ya? Gülsün. Gel beni daha evime. Allah cezanı. Böyle bıçağına yardım etsene. Bırak. Gülsün. Bırak. Bırak. Allah cezasını versin. Cezasını versin. Gitsin artık evimden, gitsin! Nuriye! Nuriye! Aç kapıyı Nuriye! Bebecan, ne bu hal böyle? Bak bana ne yaptılar, görüyor musun?
maruz kaldığım muameleyi görüyor musun? Ah güzelim, kim seni bu hale getirdi ha? Ben bu hallere düşecek kadın mıyım? Hadi gir içeri gir. Hadi gel de bir yudum su al. Hadi. Hayır, eserini görmeni istedim, onun için geldim. Ay gir içeri be, bir soluk al. Gel bebeğim. Oh beri rahatladım. Ömrümün bütün cadılarını dövdüm bugün. Daha önce niye aklıma gelmemişti? O kadar çok hak eden var ki hayatımda. Siz ne istemiştiniz? Ben şu imza için rahatsız ettim. Bir de çekinizi getirdim. Tabii eğer uygunsanız. Gülsün, evi mi sattın? Nazım hanımefendinin yanında başka nasıl tutunacaktı? Kardeşim sizden istikbal bekliyor. Verecek misiniz? Eğer imzalarsanız bir süre daha yanımda kalabilir. Verin evrakı. Gülsün. Nazım'a söz verdim. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Zamansız geldiğim için de tekrar özür dilerim. Şimdi izninizle. Bütün evleri satın aldınız. Evet. Hoşça kalın. Ay. Şu halime bakın. Buyurun. Mersi. Oo, çok iyi oldu bu. Ancak böyle bir durum Gülsün'ü daha iyi tanıtabilirdi. Nihat görsün işte. Eş diye evine sokacağı kadın. Herkesin gözleri önünde anasını dövdü. Hay Allah. Halbuki çok munis kızdır Gülsün. Yoksa damarına mı bastın? Ne münasebet. O kim oluyor ki? Sadece Nihat'ın bir emanetini getirmiştim. Ama o birden... Sen demedin mi bana Nihat'a bir kız bul diye? Neden şimdi böyle... Bize uygun gördüğün kız bu mu Allah aşkına? O şırfıntı mı? Aa hanım lafına dikkat et. Bu kadar da fazla. Benim yanımda hiç kimse Gülsün'e böyle diyemez. Az bile söylediklerim. O bir sokak süpürtüsü. Üstelik ucuzluğu her halinden belli. Bana bak, onun hakkında bir kelime daha edersen... kendine benzetirim seni. Evinde gördüğüm itibar bu mu Nuriye? Hala konuşturacak mısın şunu? Kapı dışarı etmeyecek misin? Aa, ama sen de ölçüyü fazla kaçırdın ha. Zaten kendini beğenmişin birisin sen. Kusura bakma. Rahata alıştıkça izlen kalmamış sende. Bütün ipleri koparmışsın. Efendim? Teşekkür ederim Nuriye. Evimi dağıttın. Oğlumun hayatını kararttın. Şimdi de terbiyesizlik ediyorsun. Terbiyesizlik mi? Evet. Bana bak hanım. Şimdi başlarım ben. Gülsün'ün bıraktığı yerden. Neye uğradığını şaşırırsın. Aferin kız Nuriye. Aynen devam et. Şimdi edebinle gidiyor musun? Yoksa kendi lisanla kapının önüne koyayım mı seni? Hadi. Peki öyle olsun. Ama bu yaptıklarını unutma. Senin de günün gelecek. Bak hala konuşuyor. Hadi. Kış. Yürü. Seni kokoros seni. Merhaba, size anahtarınızı vereyim. Lütfen. Dün akşamdan bu yana daha iyisinizdir umarım. Evet, teşekkür ederim. Şu... dün akşam sözünü ettiğiniz sakinleştirici. Zahmet olmazsa şimdi alabilir miyim? Tabii. Kendiniz alın. Ne kadar istiyorsanız. Ben doktoruma yeniden yazdırırım. İçkiyle mi alacaksınız? Gerek kalmayabilir. Şu kaygıları def etmenin bir yolu olsa, değil mi? Siz bulmuşsunuz. Bir doktora giderseniz siz de bulursunuz. Ruh doktoruna mı? Evet. Asla. Neden? Neden gidip beni hiç tanımayan birine kendimi şikayet edeyim? Çünkü kendinizden memnun değilsiniz de ondan.
İlaçlar için teşekkür ederim. Rica ederim. Hadi güle güle kızım. Evdekilere selam söyle. Yakında görüşüp tanışacağız inşallah. Baş üstünde dursun anne. Yarın yine gelirim. Beklerim. Gidelim mi? İstersen ben senin koluna gireyim. Ya da sen benim elimi tut. En iyisi sen benim koluma gir. Arkadaşa baktım sadece. Varsın ukde olsun içinde. Ben senin peşinden koşmanın tadını aldım. O kadarı bana yeter. Ekrem, geç kalıyorum. Hemen gidelim, hemen. Efendim? Gitmeden bir şey iste benden. Hadi hemen çabuk. Tatlı mı tuzlu mu? Tatlı. Fırın sütlaç. Hadi hemen. Sultan. Hı. Kalk hadi. Geceyi geçirecek bir yer bulalım. Yine ihtiyarın gemisine gitsek ayıp olur mu? Düşünsem Gülsün'ün birini pataklayacağı aklıma gelmezdi. Anla bak, kızı nasıl çileden çıkarmış, sabrı taşmış. Dünya böyle Nuriyeciğim. Ben hep demez miyim gücü gücü yetene? Kimse canını yakacağı birini ıskalamaz. Anlamadım, ne dedin sen şimdi? İnsan haleti ruhiyesinden bahsediyorum. Vaktiyle Panaitistrati'de okumuştum. Bak, nihayet cuk oturdu. Ne diyorsun ya? Panaitistrati diyorum. Panaitistrati. Ama sen boşuna zorlama o bigudi yorgunu kafanı. Aa, dursun. Kız şaka yapıyorum be. Aman. Al. Abla, şimdi molada bir şeyler atıştırırken söylediği Dilara iyi benzetmişsin kadını. Aferin. Bunun için mi geldin? Bir de şey. Teşekkür etmeye. Evin satışı için vekaletnameyi imzalamışsın. Çok teşekkür ederim. Bu evi çok arayacağız Nazlım. İşte çek burada. Ne kadar istiyorsun? Yarısını. Tamam. Hanımın yarın seni sepetlediğinde ihtiyacın olacak.
günü görmeyi çok isterdin değil mi? Maalesef. Benim ne kadar gözü kara olduğumu biliyor. Buna cesaret edemez. Ondan güçlü değilsin. Onun kadar zayıf değilim. Neyse. Bugünkü kavgaya rağmen hala evleneceksen... ...düğünü mümkün olduğu kadar öne alın. Evi boşaltmak açısından söylüyorum. Şirketin sizi sonsuza kadar bekleyecek hali yok. Alo? Benim Mahmut. Bahtiyar uğradı mı bugün? Yok yenge, ben de merak ettim vallahi. Kötü bir şey yok değil mi? Yok yok yok, çok şükür. İş arayacaktı da bu saate kadar gelmediğine göre buldu herhalde. Bulur bulmaz da iş başı yaptı. Hadi sana hayırlı işler. Bu dünyada hiçbir vasfı bulunmayan Kazma Denyo Bahtiyar'ın tedavülden kaldırılmasına oy birliğiyle bize hamallık kalmış bu dünyada. Başka bir şey değil. Bahtiyar! Bugün kimse beklediğini karşısında bulamıyor. Ay hiç sorma Gülsün. Bütün gün o kadar sıkıldım ki boş evde. Allah'tan senin kavga çıktı da biraz oyalandık. Değil mi ya? Ben de kahve içelim de azıcık Asiye'nin kulaklarını çınlatalım diye geldim. Çil yavrusu gibi dağıldı herkes. Sana yemin ediyorum bugün evin sessizliğinde Şadiye'yi bile özledim. Hadi gir. Ben ayrılıyorum. Hesabımı çıkarır mısınız lütfen? Hemen, tabii. Çok affedersiniz. Önemli değil, telaşlanmayın. Telaşlı değilim. Borcumu söyleyin lütfen. Sizin yerinizde olsam... Benim yerimde değilsiniz. Lütfen saçmalamayın. Ama sizin yaşadıklarınızı yaşıyorum. Sizin yerinizde olsam önce nefesimi düzene sokmaya çalışırdım. Bu hiç değilse biraz olsun sakinleşmenizi sağlardı. Böyle apar topar çıkmak hiç iyi gelmeyecek size. Şimdi elleriniz ter içinde, omuzlarınız kas katı. Kendinizi delirecek gibi hissediyorsunuzdur eminim. Peki ya durup durup ağlama saçmalığı? Üstelik hiçbir neden yokken. Neden yokken ve avaz avaz. Nasıl başa çıkıyorsun? O ilaçları boşuna taşımıyorum çantamda. Bir de... Bir de doktor. Hayır. Hiç kimseye kendimden bahsetmem. Ben şimdi kendimi daha iyi hissediyorum. Söyledikleriniz rahatlattı beni. Birkaç gün daha burada kalsam iyi olacak. Tabii kalın. Sizden öğreneceklerim var. Hava kararmadan başımızı sokacak bir yer bulamazsak, ihtiyar bir gece daha misafir eder mi bizi? Adam güler yüz gösterdi diye rahatını kaçırmayalım. Güzel bir geceydi, öyle kalsın. Buraya ne dersin Asiye? Gemi gibi değil. Ben sana demiştim. İstersen önünden geçiyorken bir bakalım. Gel. Fena değil. Gel şöyle. Yine müthiş bir fikirle geldiysene. Herkes elimdeki yaranın sebebini soruyor. Ama ben söylemiyorum. Utandığım için değil. Altta kaldığımdan da değil. İstesem daha beter canını yakarım. Mesele şu. Sevgimi alıp böyle yüzüme çarpamazsın, tamam mı? Nasıl yani? Saygı göster. Selamımı al.
Ben yokmuşum gibi davranma. Ben varım. Buradayım, peşindeyim, ciddiyim. Beni tanırsan yolundan çekilirim. Tahmin etmiştim. Acayip bir fikir. Acayip olduğu kadar da saçma. Ne sen ne de sevgin umurunda. Yoluma çıkmışsın, çıkmamışsın. Ben yürümeye bakarım. Tıpkı şimdi olduğu gibi. Yine de seni rahatlatması için söyleyeyim. Bütün bu olanların kimseyle ilgisi yok. Çünkü benim sevgiyle işim yok. Anladın mı? Bakalım ne kadar kalacağız burada? Çok değil Esi. Nefise'nin doğumuyla rahat edeceğiz. Bu kızın karnında hummalı bir faaliyet var. Bizim için şahane bir tay büyütüyor. Baba! Baba yerimizi kapmışlar. Hop hemşerim, burası bizim. Nasıl sizin? Bizim işte, önce biz geldik buraya. Buraya adam ettik, sildik süpürdük, hepimiz çalıştık, çocuklar bile. Ama şimdi... Tamam, uzatma hemşerim, al kadını git, hadi. Götürecek yeriniz yoksa atı bırakın. Çocukların yanında iş çıkartma. Tamam, tamam. Biz her yeri bırakıp böyle gidecek miyiz? Gemiden çıktık, eski evden çıktık, hiç direnmeden. Çocuklar olmasa? Herkesin mazereti var. Konuşacağımıza yürüyelim. Biliyorum yoruldun. Belki bir yer. Ben bir yer biliyorum. Şuradan. Bunlar sizin. Bütün resepsiyona dağılmış. Teşekkür ederim. Bakar mısınız? Buyurun. Az önce benimle aynı sorunları yaşadığınızı söylemeniz büyük incelikti. Samimi söylüyorum. Aynı sıkıntıları başka birinin çektiğini duymak hafifletti beni. İşe yaradığına sevindim. Görüşmek üzere. Son bir şey. Neden? Bütün bu kaygılar neden? Evet. Kendinizi mükemmel tasarlamıştınız. Ama hiç kimse size kendi biçtiğiniz değeri vermedi. Değil mi? Falımı okur gibisiniz. Peki bu bir hastalıksa eğer tedavisi de olmalı. Bu geçmez. Sadece alışırsınız. Onunla yaşamayı öğrenirsiniz. Ama bu çok kötü. Çünkü ben bir an önce geçsin, bitsin istiyorum. Mümkün değil. Sadece alışırsınız. Ay, izin verir misiniz? Resepsiyonun telefonu çalıyor. Asiye, nereye gidiyoruz? Buyurun. Gülsün Hanım. Evet. Gülsün Hanım, ben gelince çiçek dençe. Nihat Bey özellikle bu çiçeği size vermemi söyledi. Teşekkür ederim. Bir de Nihat Bey mutlaka okumanız dileğiyle bu notu yazdırdı. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne oluyor? Hem çiçek hem de mektup. İkisi de sana. Gülsün. Benim dünya güzeli nişanlım. Annem olanları anlattı. Çok üzüldüm.
Şunu unutma, ben senden yanayım. Annem seni kabullenmek zorunda, kabullenecek. Şu beklenmedik hastalık yatağa düşürmeseydi beni, bunların hiçbiri olmayacaktı. Ama ne yapalım, yaşandı. Nişan fotoğraflarımıza bakıyorum şu an. Seni tanıyan yakınlarımdan biri az önce telefonda şunları söyledi. Bir kraliçe o kız. Bence doğumhanede karıştırılan bebeklerden biri o. Hani tavrı kraliçe değilse bile uzaylı. Yani o kadar uzak çevresindekilerden Nihat. Ama güleyim mi ağlayayım mı bilmiyorum artık. Bence çok samimi. Bence de. Zaten problem onda değil ki, bende. Çok çekecek elimden. Zavallı. Yürü. Alo. Lütfen odama kadar gelir misiniz? Ben çok kötüyüm. Lütfen. Tabii, hemen. İşte geldik. Buraya ne dersin? Asiye. Güzel evim. Ne oldu size? Ben ölüyorum galiba. Ah yapmayın, ne olur. Ölüyorum. Bana inanın, hiçbir şeyiniz yok. Nefes alamıyorum. Ağlamaktan nefret ediyorum. Sakin olun. Bu defalarca olacak. Ölmediğinizi görünce alışacaksınız. Ama katlanamıyorum. Evet. Kimi aradınız? Bir şey unutmuştuk, almaya geldik. Neymiş o? Size kök söktürmeden gitmek olur mu? Şimdi. Boşaltın burayı hemen. Hemen. Hop, ne oluyor? Bir dakika, durun bir dakika. Şimdiye kadar hiçbir sorunla karşılaşmadık. Yarın bizzat ben çözeceğim bu problemi. Hadi toplanın. Hadi hadi. Çok hoşuma gitti bu iş. Çok güzel bir şey. İntikam tadında bir şey. Hadi. Asiye. Döndün mü kız? Döndüm tabii. Bize de beklerim. Gelmez miyim? Şimdi bütün mahalleyi toplayıp hemen geliyorum. Yarın bütün çeyizlerimi getiriyorum. Sakın engel olma. Asiye! Asiye! Asiye kız! Ah, Asiye kız, döndün mü? Bana bak, o iş oldu mu? Tasallut etti mi sana? Ya! Oldu. Gözün aydın. Bana bak Sultan Efendi. Hemen yarın nikah istiyorum, tamam mı? Vallahi başına yıkarım kulübeni. Sokaklara düşersin. Asiye, Bahtiyar duyunca. Tebrikler Asiye'ciğim. Sonun bana benzemesin. Hadi gelin, bir çay ikram edeyim. Rahatsız etmeyelim. Ne de olsa evinizde ilk geceniz. Yürü, hadi. Hadi yürü. Thank you.
Büyük an geldi. Şimdi tam sırası. Tanrı'nın adıyla saldırın. Korkusuzca saldırın. Hadi çocuklar, hadi. Hadi. Korkular, hadi. Nuriye Hanım. Evet. Buyurun benim. Ben Şadiye için aradım. Buraya gelseniz çok iyi olur.